Sevgili YouTube izleyicileri hepinize merhaba. Bu hafta kanalımızda ilişkilerde çatışma yönetimi konusunu konuşacağız. Sizlerden gelen bir talepti bu. İlişkiler herhalde hepimizin ortak derdidir diye düşünüyorum. İlişkiler deyince biraz sosyal medyanın etkisiyle, popüler kültürün etkisiyle sadece partner ilişkisi ya da işte romantik ilişki gibi algılanıyor. İlişki dediğimiz şeyi aileyi kastediyoruz, işte dışarıdaki arkadaşları kastediyoruz, dostları kastediyoruz, tüzel kişilikleri kastediyoruz, işi kastediyoruz, kurumu kastediyoruz, iş ortaklarını kastediyoruz. Bu bir. İkincisi aslında ilişkilerin bizim yansımamız olduğunu çok iyi biliyor olmamız lazım. Yani etrafınızda benzer konularda sorun yaşıyorsanız kendinizle olan ilişkiye bakmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü dış dünya bizim aynamız. Şimdi eğer bir ilişkide çatışma yaşanıyorsa bence tek nedeni olabilir. Kontratla ilgili bir konu var demektir. Eğer ilişkide çatışma yaşanıyorsa. Kontrat dediğin şey nedir? Kontrat dediğimiz şey bizim ilişkilerimizdeki sözlü ve sözsüz anlaşmalarımızı ifade eder. Biz bu anlaşma maddelerini iletişim kurarken belirleriz, yani belirlemeye çalışırız daha doğrusu. Ve bu kontratla ilgili 4 tane temel sorun olur. Ya kontrat yoktur, yani netleşilmemiştir. Ya kontrat varsayılmıştır ikincisi. Üçüncüsü kontrat değişmiştir. Dördüncüsü kontrat bitmiştir. Şimdi gelin bunların altını açalım beraber. Kontrat maddelerinde netleşilmemiştir. Ne demek bu? Yani ben bir ilişkide bir anlaşma yapacaksam o ilişkinin aslında çerçevesini kastediyorum. O çerçevenin içerisinde kendim neyim, nasılım, ne istiyorum, ne bekliyorum falan, buralarda netleşme yoktur. Niye biz bir anlaşma yapmayız genelde? Anlık duygusellerine kapılırız. Yani mesela uzun süredir iş aramışızdır. Bizim için çok önemli bazı olmazsa olmazlar vardır. İşe kabul edilmişizdir. Kervan yolda düzülür diye deriz ki, yani işte bunu ileride söylerim deriz. Yani o duygu hali, coşku hali ya da bir romantik ilişkide de aynı şey geçerli. Güzel günler yaşıyorsunuzdur ve ne bileyim bir ileriye doğru bir adım atacaksınızdır birlikte. Ve bu konu bir konu geliyordur. Şimdi neyse, hani ağzımızın tadı bozulmasın diye belki gündeme getirmemişsinizdir. Yani ne istiyorsunuz, ne yapmak istiyorsunuz, hedefleriniz neler, gelecek vizyonunuz neler filan gibi konularda çerçeve belirlenmemiştir, kontrat yapılmamıştır. İkincisi dedim, kontratın içeriği varsayılmıştır. Bunu niye yaparız, niye varsayarız? Biz bir ilişkinin içerisindeyken diğerleriyle ilgili algımız vardır ve o bizim annemiz olabilir, ailemizden biri olabilir, dostumuz olabilir. Deriz ki ya Seda bunu yapmaz ya. Deriz ki bu şirket öyle bir şirket değil, yani bunu gözetir, benim haklarımı gözetir. Benim söylememe gerek yok diyebiliriz. Yani insanların yapacağına bizi olduğumuz değerlerimizle, hedeflerimizle gördüğünden o kadar eminizdir ki varsayarız bu çatışmaya neden olur. 3. Kontrat değişmiştir. Yani kontratın içeriği, kapsamı değişmiştir. Taraflar başka yollara ayrılmıştır. Dostunuz değişmiştir. Partneriniz değişmiştir, başka bir yere doğru gitmiştir, gelecek vizyonu değişmiştir, değerleri değişmiştir. Buradan dolayı çatışma yaşanabilir ve biz diyeyim yani, bu değişimin olmasına hiç olasılık vermemişizdir yani. Ben de böyle hayatımda bazı şokları hep buradan yaşamışımdır. Nasıl böyle bir değişim oldu ya? Bu nasıl oldu? Bunu nasıl oldu? İşte insan hayat akışkan bir yerdir der. Bunu bilir. Bunu bir bilgi olarak biliriz. Hayatımızda oturtmakta zorlanırız. 4. Kontrat sonlanmıştır. Kontrat sonlanmıştır ve taraflardan en az birinin bununla ilgili bir haberi yoktur. Bir haberdir yani. Ve ilişkinin içerisinde değildir. Başka bir yerdedir artık. O yüzden de deriz ki ya sen neredesin, benimle ilgilenmiyorsun, beni dikkate almıyorsun, beni aramıyorsun falan, sistemler falan buradan gelir. Oysa ki o ilişkide o kişi yoktur artık, görünmez olmuştur, hayalet olmuştur.
Bir bakar mısınız bu anlamda ilişkilerinize? Bence kontratla ilgili bu dört maddenin önüne geçebilmek için ve çatışmayı yönetebilmek için, bundan kaynaklı nedenlerle doğabilecek çatışmaları yönetebilmek için beş tane panzehirimiz olabilir. Bir, bir ilişkide ne istiyorsunuz, ne bekliyorsunuz, hedefleriniz neler, somut hedefleriniz neler? Bayağı belirgin yani, hiç fark etmez. Beklentileriniz neler? Neyi yapmayı, neyi yapmamayı taahhüt ediyorsunuz? Karşı taraftan nasıl bir taahhüt bekliyorsunuz? Lütfen bunları söyleyin ve bunların uygunluğunu check edin. Yani bayağı matematiksel bir şeyden bahsediyorum. Yani ilişkinin tasarımından bahsediyorum aslında. Çünkü bunun uygunluğunu test etmezsek başımıza bela oluyor. Çünkü varsayıyoruz. Varsayımların önüne ancak böyle geçebiliriz. İki, değerlerinize dedim uygun olmayan kişi ve kurumlarla ilişkiye girmemek için önce yapacağımız şey kendimizi tanımaktır. Çünkü kendimizi tanırsak eğer, her yönümüzde kırmızı çizgilerimiz, olmazsa olmazlarımız nelerdir? Nelerden vazgeçebiliriz? Nelerden vazgeçemeyiz? Bunu bilirsek eğer zaten çatışma yaşamayız. Çünkü o ilişkiye girmeyiz. Daha baştan girmeyiz yani. Üç, değişimi kabul edin dedim. Değişimi kabul etmekteki en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi geçmişte sarf ettiğimiz eforlardır. Ben 10 sene bu şirkete emek verdim. Ben bu adama, bu kadına 8 yılımı verdim. Senelerimi verdim, ömrümü verdim. Bütün bunlar aslında ne yapar? Geçmişte sarf ettiğim zaman, çaba, efor ve parayı boşuna gitmesin diye aslında o ilişkiyi sürdürmeyi ısrarla devam ettirdiğimiz yerlerde olur. Yani o yüzden bir şey olarak, kalkan olarak kabul etmeyelim yani. Geçmişte sarf ettiğimiz emek, çaba ve eforu bir kalkan olarak kullanmayalım dedim. Akmayan bir ilişkiyi bırakmak özgürleştirir. Bunu çok net biliyorum. Dördüncü madde. Ne demişim? Tüm ilişkilerinizin ara ara check-up'ını yapın. Yani böyle bir kağıda yazsanıza, yani en sık temas kurduğunuz insanları ve ilişkide kaldığınız insanları yazın. Ve bir bakın. Irving Yalom'un galiba Günübirlik Hayatlar kitabındaydı. Çok sevdiğim bir sözü var. Şöyle diyor. İlişki iyileştirir. Mesleki tesbihimdir benim diyor. Çok güzel. Gerçekten benim mesleğim açısından da öyledir. Bütün ilişkilerden öğrenirim. İlişkilerinize bakın lütfen. O ilişki sizi daha iyi biri yapıyor mu? Mutlu ediyor mu? Sizi büyütüyor mu? Geliştiriyor mu? Sizi daha işlevli, etkili insan olarak böyle bir hale getiriyor mu? Ne katıyor yani o ilişki size? Eğer bu soruların cevabı ya hiçbir şey katmıyor bu ilişki diyorsanız lütfen oku kendinize, döndürün ve şunu sorun kendinize. O zaman ben bu ilişkide niye kalıyorum? Niye sürdürüyorum bu ilişkiyi? Burada bir öğrenme fırsatı var. Bunu kaçırmayın diyeceğim. 5. Son madde. Çatışma yaşamayı önlemek için bizi olduğumuz halimizle kabul edecek ilişkilere ihtiyacımız var. Elbette yolda pozitif manada hani gelişebiliriz. Hani belki negatif manada da değişebiliriz kuşkusuz. Bununla birlikte daha baştan olduğumuz halimizle kabul görmediğimiz, yok sayıldığımız, kendi değerimizi yaşatamadığımız bir ilişkiye başlıyorsak eğer, onlarla yola çıkmayalım diyeceğim. Yani bunlar kurumlar olabilir, insanlar olabilir. Baştan sinyallerini alırız. Yani görürüz de görmeyiz ya. Bazen insan gerçekten hayata bakar, görür ve kör olmayı tercih eder. O yüzden bu körlüğün önüne geçebilirsek, iradi olarak bilincimizle çatışma yaşamının önüne geçmiş oluruz. İnsan hayatında mutluluk ve tatmin dolu hissedebilmek için çeşitli alanlar var. İşte sağlık gibi,
finansal durum gibi, işte iş gibi, kariyer gibi, ilişkiler gibi çeşitli alanlar. Bence ilişkiler bunun en önemli alanlarından bir tanesidir. Eğer insan ilişkilerinde mutlu ve tatmin bir hayat yaşıyorsa, bana göre hayatının tümünde de mutlu ve tatmin oluyordur. Ya da tam tersi şunu söyleyebilirim. İnsanların mutsuzluklarının şu anda gündemlerinin, birlikte çalıştığım arkadaşlarıma bakıyorum, katılımcılarıma, eğitimlerime bakıyorum. Yani size şunu söyleyebilirim, %85-90'ı ilişkilerle ilgili diyebilirim. Umarım panzehir olur, umarım farkındalık doğar. Buradan yeni, farklı yapabileceğimiz yollara doğru gideriz. Çok teşekkür ederim.